başında çeşitli problemleri oldu. Ama nasıl geniş bir kadrosu yok değil mi Nasaş'ın? Evet, geniş bir kadrosu yok ama yeni daha da oturmamış yani çok yeni bir kadro. Fakat ben Nasaş'ın bu sezon sonunda yerinin 7.lik, gerçek yerinin 7.lik olduğuna inanmıyorum. Daha yukarılarda da rahatlıkla bitirebilirdi ve kupada finale kadar yükselmesi de bu takımın hakikaten gücünü ortaya koyuyor. Fakat bizim de hedefimiz bu sene şampiyonluk. Yani bir şampiyonluğu görmek istiyor Paşabahçe Kulübü de. Gerçekten basketbola yatırım yapan, Türkiye'de basketbolu finanse eden kulüplerden biri Paşabahçe, Şişecam Paşabahçe Kulübü. O yüzden biz de her şeyden önce bu turu kazasız belasız geçmek istiyoruz. Ama işimizin de kolay olduğunu söyleyemem. Sizin de dediğiniz gibi lig içinde 2 maç uzatmaya gitti. O yüzden çok kolay olmayacak. Şimdi Paşabahçe olarak biraz konuşalım. Geniş bir kadronuz var. Sen Türkiye'nin yani süper yıldızlarından birisin. Aynı şekilde Harun da öyle. 2 tane süper oyuncunun yan yana oynaması tabii ki rakip takımlara büyük problemler yaratıyor. Sizin takımınız açısından herhangi bir sorun oluyor mu? Gerçi sen Harun'la gerçekten çok iyi anlaşıyorsun. Yoksa tamamıyla rakip takımın düşünmesi gereken bir ortam mı? Şimdi yani genelde çoğu zaman bu tartışılır. 2 tane takımı yükünü taşıyacak oyuncunun beraber oynaması bazen problemler yaratabilir. O takımda sorunlar ortaya çıkabilir denir ama yani Harun da gerçekten insan olarak da çok iyi bir insan. Aynı zamanda oyuncu olarak da süper bir Aynı insan. Şey senin için de geçerli. Sağ ol. Ve öyle bir insan olması ve o şekilde basketbola da yansıtması kendi kişiliğini, karakterini hiçbir zaman takımda bir problem ortaya koymadı. O yüzden de biz mümkün olduğu kadar ikimiz de Paşabahçe'nin iyi bir derece alabilmesi için, iyi bir yere gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Bir sorun çıkarmadan. Sen turu atlayan takım Paşabahçe diyorsun herhalde. Yani ben finale kadar, hatta şampiyonluğa kadar gideceğimizi söylüyorum yani. Bu da hedefimiz. Şimdi Levent'e geçelim ve Paşabahçe Nasaş maçlarıyla ilgili onun görüşlerini alalım. İlk önce istersen Nasaş'tan başlayalım. Bu sene hakikaten çok iyi bir sezon geçirdi. Evet, Nasaş, Orhun'un bir sözüne dikkat çekmek istiyorum. Nasaş bu sene yeni kurulmuş, yani çok yeni oyuncularla bir araya gelmiş bir takım. Şimdi böyle yeni kurulan yeni oyuncular alınmış ve takım iskeleti tamamen değişmiş bir takım. Şimdi böyle bir takımın ilk senesinde başarılı olması çok zordur. Nasaş takımı playoff'a girmesi bence başarıdır. Artık kupada final oynamıştır. Ben onları çok başarılı görüyorum. Bir de Paşabahçe takımıyla karşılaşıyorlar. Paşabahçe takımı çok yüksek hücum gücü olan bir takım. Çok iyi oyuncular var. Bunun yanında çok iyi müdafaa yapıyorlar. Takımca çok iyi müdafaa yapıyorlar. Yani hücumcular var, müdafacılar var. Öyle bir şey yok. Çok iyi müdafaa yapıyorlar. Hızlı basketbol oynuyorlar. Ama senin de söylediğin gibi Nasaş maçlarında bir çekişme var. Ben burada yine favori gösteremeyeceğim. Ben İzmit'te bir hep kolay yolu seçiyorsun. Ama yani ben 1-1 olacağını söyleyebilirim yani. 3. maç olacak diyorsun. 3. maç olacak. Bence sayı farkı finale çıkanı belirleyecek. Ben öyle düşünüyorum. Yarı final. Yarı final, tamam. Peki, şimdi Nasaş'ta galiba, Lütfü sana sorayım, Amerika'nın önemini bir kez daha görüyoruz. Evet. Yani hakikaten birbirini pek tanımayan bir takım ama evet, antrenör, yani öl dese ölecek, evet, ölmeye razı bir Amerikalı. Paşabahçe'de Amerikalı sorunu bilmiyorum, var biraz yani. David Butler geldi, sakatlandı, geri gitti. Onun yerine Chris Monk geldi. Chris Monk hala burada değil mi Orhan? Yok, Chris Monk döndü. Döndü mü? Yani evet, playoff'ı tamamıyla Butler'la. Şimdi Butler müthiş bir kariyeri olan bir oyuncu. Hatta NCAA şampiyonluğu yaşamış Las Vegas'ta. Ama benim şahsi görüşümde Türkiye'de pek bekleneni veremedi. Bu iki Amerikalı'nın form durumu veya şu ana kadar göstermiş oldukları performans bu seriyi nasıl etkileyecek? Evet, senin de belirttiğin gibi Nasaş'ın Amerikalısı Mitch Smith gerçekten takımına çok uyumlu, çok fedakar, son saniyeye kadar mücadele eden, kendini yerden yere atan bir oyuncu. Aranılan tipte bir oyuncu. Paşabahçe'nin Amerikalısı David Butler'a gelince de tabii kendileri ne düşünüyor bilemiyorum ama bence de tam Paşabahçe'nin aradığı Amerikalı değil. Ama kariyeri olan bir oyuncu. Ama bu kariyerinde de oynadığı takımda takımın bir parçası. Türkiye'de de Amerikalı oyuncular biraz farklı düşünülüyor. Yani bir takımın parçası tabii ki olacak Amerikalı oyuncu ama genellikle seçilen Amerikalı oyuncular ya da yabancı oyuncular takımda lider olacak vasıfta oyuncular olması isteniyor. Gerektiğinde yani, takımı sırtlasın. Tabii yani rebound gücünü karşılayacak. Skor yönünden mutlaka katkıda bulunması gerekiyor takıma. Ben David Butler'ın takıma uyumsuz bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Dışarıdan öyle bir şey görünmüyor. Ama skor yönünden çok fazla katkılı olduğu da söylenemez. Ama savunma ve rebound'da da faydalı. Takım arkadaşlarıyla herhangi bir sorunu olduğunu zannetmiyorum, değil mi? Yok, kesinlikle öyle bir sorunu yok da ben şimdi bir şeyler eklemek istiyorum bu konuda. Genelde Türkiye'de Amerikalı transferinde takımlar kadrolarını kurarken bilindiği gibi yani çok geniş kadrolardan daha çok iyi bir Amerikalı transfer edip yeni kurulan takımlar veya birçok takım etrafında birkaç tane iyi kaliteli oyuncuyu toplamaya çalışıyorlar. Ama biz Paşabahçe takımı olarak gerçekten 10 kişi de takımda oynayabilecek nitelikte kaliteli oyuncular. Böyle olunca takımın bu elastik görünüşü Amerikalıyı da kimi zaman içine alıp yani belki David Butler hücum gücü yüksek bir oyuncu değil ama 5 kişiyle oynadığı zaman hakikaten çok iyi bir takım oyuncusu ve kesinlikle problem çıkarmayan, canla başla mücadele eden bir insan. Çok kötü bir oyuncu çıkıp yani iyi oynamayıp takımda problem de yaratabilen bir oyuncu olsaydı o zaman bizim için bir problem olacaktı ama zaten kötü oyuncu olması söz konusu değil yani. Tabii, kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. NCAA kariyeri biteli daha 2-3 sene oluyor ve şampiyon olmuş takımın ilk 5'inde oynayan pivottu. Yani özelliği 5 kişiyle takım oyunu gerçekten iyi oynaması. Peki Efe, sen Nasaş Paşabahçe serisi için ne diyeceksin? Önce Nasaş için bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü Paşabahçe'nin gücünü bütün basketbol camiası biliyor. Oraya da biraz değineceğim ama Nasaş'ın olayı gerçekten çok önemli. Her iki arkadaşlarım da bütün hepsi aynı şeyi söyledi. Yeni kurulan bir takımın playoff'a girmesi hakikaten başarı. Bunda Koç Tolga'nın da büyük katkısı var inancındayım. Tuğsav'ın da katkısı var inancındayım. Nasaş takımı bence bu sene çok başarılı olmuştur. Playoff'taki şansına gelince bence burada Paşabahçe şans vermek gerekiyor şahsım olarak. Öyle söylemek istiyorum. Çünkü Paşabahçe takımı daha oturmuş bir takım. Nasaş yeni kurulmuş bir takım. Buna rağmen tabii Türkiye Kupası'nda final oynama başarısını da göstermiş bir takım. Yalnız burada işin içine biraz tecrübe giriyor. Biraz daha fazla beraber oynamanın vermiş olduğu avantajlar giriyor. Burada ve kadro zenginliği giriyor. Burada bütün Türkiye liglerinde bence Paşabahçe kadro zenginliği açısından çok daha ağır basıyor. Nasaş olayı böyle. Fenerbahçe dahil mi buna? Ben Fenerbahçe orada gözlenecekti de o açıdan. Yok hakikaten şu bakımdan şöyle değerlendirin. Şimdi 10 oyuncudan oynanıyor ligde. 10 oyuncunun 10'unda Paşabahçe girip çıktığı zaman takımın gidişinde gelişinde bir aksaklık, bir düzen bozukluğu olmuyor. Mesela diyelim ki Orhun bugün süper bir yıldız. Orhun çıktığı zaman yerine genç Erdal, o da aynı başarıyı gösterebiliyor. Ne bileyim Harun çıkıyor. Yerine giren Tunç diye mesela. O da Harun kadar Harun'a yakın iş yapabilen Murat Özgeyit var. İkilisi yani ikiz kuleler gibi değil. Birçok takımda özellikle bence çok iyi bir Özgeyit ilk 5 oynar. Bence Özgeyit çok iyi bir oyuncu. Yani Özgeyit çok iyi bir oyuncu. Yani Paşabahçe'nin kadro zenginliği var. Evet. Bir saniye müdahalede bulmak için. Ufuk'u unutuyoruz yalnız. Tabii yani. Bize kızabilir orada. Bu programı o da seyredecek. O da çok iş yapıyor. Doğru. Özellikle rakip takımın skorer kısasını tutmak açısından Ufuk'ta Lütfü'nün söylediği gibi. Takıma katkısı çok büyük. Çok büyük. Engin de aynı şekilde. Kaptan Engin'i de unuttuk. Evet. Eder çok oyuncu görüyorsunuz. Her şeyi saymakla, nereden haklıyım değil mi çocuklar bu durumda yani? Haklıyım çünkü saymakla bitmiyor. Engin, Ufuk, işte Orhun, Harun, Amerikalı. Bizim takımda oyuncu yok. Hayır. Ben Fenerbahçe'ye gittim. Ben sana dedim ama Levent abi düştü. Tabii. Şimdi bu şeyde bu açıdan baktığım zaman ben Paşabahçe'yi biraz daha şanslı görüyorum. Bu kadar söyleyeceğim. Orhun sen bir şey ekleyecektin galiba. Ben temin Amerikalı David Butler'ın durumu açılmıştı. Genelde hücum ağırlıklı bir oyuncu olmadığı söyleniyordu da Murat Özgeyit gerçekten oynadığı zaman, kendi maçlara konsantre olduğu zaman hücum yönü olarak bize çok katkısı olan bir oyuncu yani. Biz o açığımızı o şekilde de kapatabilecek bir zenginliğe sahibiz yani. Bir de Nasaş açısından onun da ismi geçmedi ama bu sene herkes artık onu silmek üzereyken sezon ortasında biraz bocaladı ama sezon başında ve sezon sonunda çok iyi oynayan bir Emir vardı. Ve Mitch Smith'le birlikte evet. Onların evet. Yani ikiz kuleleri. Bence evet. Paşabahçe başta içeriden ağır basacak. Pardon, Nasaş içeriden ağır basacak. Paşabahçe dışarıdan daha iyi ağırlık verecek gibi geliyor. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bence anahtar çekişme olması için yani ben favori göstermiyorum. Benim sürprizlerim Nasaş'ın dışarısı. Çünkü Paşabahçe içeriye çok önlem alacaktır. Ben Recep'ten, Atalay'dan ve Suat'tan bir şeyler bekliyorum. Eğer öyle bir şey olmazsa zaten Paşabahçe çok ağır basacaktır. Ama ben bir şeyler bekliyorum yani. Zaten kupa finalinde de Nasaş alan savunmasına karşı çok zor hücum etti ve 6 dakika, 6,5 dakika falan hiç sayı atamadı. Eğer dışarıdan şut sokamazlarsa herhalde buna benzer bir zorluk playoff'larda da yaşayacaklar. Şimdi gelelim Kolej Çukurova serisine. Şimdi maalesef aramızda Kolej veya Çukurova'dan herhangi biri yok. Evet. Ama Efe istersen senle başlayalım. Sezon içinde 2 kere karşılaştılar. 2 maçı da Kolej kazandı. Hem de oldukça rahat şekilde 91-79 ve 81-73. Bu seri için ne söyleyeceksin? Bir de Çukurova sezon ortasında Amerikalısı sakatlanmıştı. Evet. Richard Coffey'i geri yolladı ve çok daha iyi bir kariyere sahip Shelton Jones'u getirdi. Evet. Bence kesin favorisi olmayan bir maç. Çünkü Kolej takımı değişik türde bir basketbol oynayan bir takım Türkiye liglerinde. Çukurova takımı da çok iyi elemanlardan kurulu bir kadro. Her iki takımda da çok neticeyi değiştirebilecek tipte oyuncular var. Mesela Kolej'den bir Serdar var, bir Haluk var. Rus Brejnoy var. Bunlar hakikaten ve Ahmet Kart, bu dördü gayet uyumlu oynuyor. Yalnız Tolga'nın sakatlığı var yanılmıyorsam. Bu belki bir sorun yaratabilir Kolej açısından. Çünkü 5 kişiye kalıyorlar. Ya da 5 veya 6 oyuncudan faydalanma durumu olabilir. Bu kısa sürede oynanan maçlarda bir sakatlık mevzu olabilir. Bir sorun olursa Kolej'i belki zorlayabilir. Çukurova'ya gelince Çukurova takımında da çok kaliteli oyuncular var. Yani bir Ömer olsun, bir Murat Evliyalı olsun. Amerikalı. Hakikaten yalnız öyle. O 2 haftadır oynamıyor sakat galiba. Zannediyorum o sakatlığı herhalde playoff'a kadar bir dinlenme süresi içerisinde geçmiştir. Çünkü 2 hafta uzun bir müddet. Yani 2 hafta önce sakatlanan bir oyuncunun zannediyorum problemi kalmayacaktır playoff maçlarında. Çünkü playoff artık sakatlıkların herhalde ona göre hazırlandığı bir maç serisi olduğu için ben onun sakatlığının o maçlarda geçeceğine ya da geçmiş olacağına inanıyorum. Her iki takımın koçu da liglerimizin en iddialı koçlarından ikisi. Bence güzel bir maç serisi olacak ve ben kesin favori gösteremiyorum. Bilmiyorum. Peki ortaya atıyorum yani. Sezon içinde Kolej Çukurova'yı nasıl bu kadar rahat yeniyor? Yani bir matchup sorunu mu var ya da Kolej'in bazı avantajları mı var? Tempo farkı var bence. Tempoyu mu yakalıyor? Evet. Ben de Kolej takımı ve Çukurova takımı için birkaç şey söylemek istiyorum. Kolej takımı gerçekten Türkiye'de en iyi pas fundamentına sahip takım. Benim izlenimim bu. Fakat bu Kolej takımının avantajı belki ama Kolej gerçekten basketbolu zor yoldan oynamak yolunu seçiyor. Çünkü içeride çok kaliteli sayı üretebilecek uzunlara sahip değiller. Fakat dış şutlarda kısaları gerçekten çok başarılı. Bunun yanı sıra Çukurova içeriden çok büyük avantaja sahip. Ömer ve Shelton Jones hakikaten içeriden genelde Çukurova'nın %60'ın üstünde sayısını üreten iki oyuncu. Şimdi bu da enteresan maçlardan biri. Eğer şöyle bir olay var, her zaman baskete daha yakın oynayabilecek yapıda bir takım, yani kolay içeriden basket atabilecek bir takım her zaman için galibiyete daha yakın gözüküyor. Çünkü dışarı dönük takımlarda kısalarla oyuna ağırlığını koyan takımlar genelde o günkü şut performansına veya kötü bir gününde ise maçı kazanma ihtimali hiç kalmıyor. O yüzden enteresan bir maç diyorum. Peki Çukurova'da bilmiyorum, siz hepiniz onlara karşı bu sene en az 2'şer maç oynadınız. Kupada da karşılaşan olduysa belki 3. Bir uyumsuzluk var mı o takımda? Yani takım olmakta çok zorlandılar değil mi bu sene? Ya da o benim fikrim mi bilmiyorum. Biraz oyunculardan da herhalde anladığım kadarıyla kaynaklanıyor. Yani bu spor, basketbol çok özveri vermek, özveri gerektiren bir olay. Kendinden vereceksin bir takım şeyler ki bir takım olaylar yoluna girsin. Bilemiyorum, herhalde bu takım sorunları birazcık fazlaca yaşadıkları için böyle bir görüntü veriyorlar ama ben Çukurova'yı kötü bir takım olarak kesinlikle görmüyorum. Ya da şimdi, takım görüntüsü vermiyor gibi olaya şey yapmıyor. Böyle bir yaklaşım yok yani. Evet, yani. Ben şimdi şeye geleceğim bile. Yani yeni kurulmuş takımın, onun da iskeleti çok değişti yani. Bir Çukurova takımının, sonra Amerikalılar gitti geldi. Bu da bir faktör. Yani çok müdafacı ve ribantçı bir Amerikalı varken çok skorer, işte spektaküler bir Amerikalı geldi. O da değil. Şimdi yani bunlar da faktör. Artı bence Çukurova takımının oyuncularının bir karar vermeleri gerekiyor. Yani içeride Shelton Jones ve Ömer gibi bence çok kapasiteli iki oyuncu var. Yani dışarıdan mı, içeriden ağırlıklı mı veya maçın takımın skoreri kim? Hangimiz skorer? Hangisine daha çok pas gidecek? Bu tip şeylere karar verilse, yani bilinse bu tip şeyler, bence Çukurova takımı daha başarılı olur. Ben şey maçına yine konuşmuşken onu da söyleyeyim de, kolej şey maçına, Çukurova maçına. Ben burada Çukurova'yı favori göstereceğim. Çünkü ben o ligde söylediğim maçları pek ölçü almıyorum. Orhun'un söylediği çok doğru bir şey. Kolej dış şuta dayalı bir oyun oynuyor ve hızlı basketbol oynuyor. Ben kolejin bu hızlı basketbola izin vereceğini pek zannetmiyorum. Oyunu mutlaka Çukurova'nın oyunu mutlaka ağırlaştıracaktır. Ve set ofensinde de ben Çukurova'yı çok şanslı görüyorum. Artık bilmiyorum, ben Çukurova'yı favori gösteriyorum. Şimdi tempo olayın içine girince oyun kurucu guardlar biraz oyunu yönlendirecek. Oyunu yönlendirecek. Çukurova'da bütün sezon o pozisyonda bayağı sorunları oldu. Değil mi Lütfi? Evet. Yani evet. Yani şimdi birdenbire toparlayabilecekler takımları aslında çok farklı basketbol oynuyorlar. Kolej her durumda topu zorluyor. Mutlaka süratli gitmek istiyor. Kolay basketler bulmak istiyor. Yakın atışlar bulamazsa yine de seti tercih etmeden önce üçlük sayılar bulmaya çalışıyor. Çukurova takımı da kontrollü oynuyor. Yarı saha hücumlarda oyuncuların özelliklerini kullanarak sonuca gitmeye çalışıyor. Söylediğin doğru. Zannediyorum Çukurova takımının bu kontrollü oyun tarzını tercih etmesinin sebebi de oyun kurucu mevkiinde olan problemleridir zannederim. Bir taktik savaşı halinde geçebilir o maç. Yani kim kendi oyun tarzını kabul ettirirse zannediyorum o kazanacaktır. Bence de bu serinin favorisi yok. Sence yok. Levent sen Çukurova diyorsun. Çukurova diyorum. Efe sen de yok demiştin yok, galiba. Orhan? Bence de yok ama şu bir gerçek ki, yani hiçbir zaman koleji yendim diyemiyorsunuz. Çünkü belki Çukurova maçı yavaşlatacak, tempoyu düşürecek ama kolejde tempoyu hızlandırmak için elinden geleni yapacak. Yani bir zon pres olsun, bir man to man pres olsun. Çok çabuk savunma değiştirebilecek kabiliyette bir takım yani. Mesela bütün maç 30 dakika şut sokamıyorlar ama o maçı koparmadıysanız, son 3 dakikaya 4 dakikaya farklı girmediyseniz bir anda 4 tane 5 tane üçlük atıp bir anda sizi de yenebilirler yani. Evet. Kolej çok enteresan bir basketbol oynuyor yani. O yüzden ben de bir favori göremiyorum. Kolejin sistemi bu yani. Anlatabiliyor muyum? Belki bir gün çok daha süratli bir uzun oyuncu bulup o takıma içeriden pivot olarak da kullanabilecekleri, o tempoya uyabilen bir uzun oyuncu ki Türkiye'de bulmaları bence zor. Yani Tamer, işte ben yani. Ama ben, sen bir zamanlar epey hızlıydın değil mi? Ama şimdi 37 oldu biliyorsun, karnı gibiyim. Şimdi böyle bir oyuncu da bulmak zor olduğuna göre uzun olarak, Türk oyuncu olarak bunu bir Amerikalı'ya kapatmak mevzu var. Onlar tercihlerini Rus oyuncu olarak yaptılar. Yani bu bir tercih meselesi yani. O bir şey değil yani. Bütün bir sezonu bu şekilde oynamışlar. Evet. Bir de bu durum avantaj mı dezavantaj mı? İşte o yani uzun süre yani tartışılacak bir şey. Bardak yarı dolu mu, yarı boş mu? Evet. Bakın yani, enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Mesela kolej maçına karşı Tofaş benden fazla yararlanamıyor. Çünkü o tempoya ayak uyduramıyor. Doğaldır. Efes Pilsen de Tamer'den faydalanamıyor. Çünkü Tamer oyuna girdiği zaman kısa dönemde çabuk foul alıyor. Çünkü çok süratli. Tamer'in tutacağı bir oyuncu yok. Matchup tutmuyor koleji. Bunlar hep kolejin avantajları. Kolej de bunu biliyor yani. Bence sonunda tıkanıyor belki ama sistemi bu adamın. Ama kaptanım şunu da söyleyebiliriz yani bir kolej maçı, kolej Efes maçı var. En son örnek. Evet. Tamer belki 30-35 dakika oynamadı o maçta. Evet. Fakat son 5 dakika Tamer hakikaten değişti o 5 dakikada yani. Efes Pilsen'in içeride ağırlığını hissettirdi yani. Bir de Amerikalı foul problemine girmese belki Efes Pilsen o maçı da kazanabilirdi. Yani ya daha rahat kazandı. Çünkü kazandı zaten. Evet. Daha rahat kazanabilirdi. Ama bence bir genel olarak da bakmak lazım konuya. Çünkü maç bakarsak ben de sana katılıyorum Orhun ama bir de sizin maçı da hatırlıyorum. David Butler'da yüzü dönük oynarken Brejnoy ile bir türlü matchup olamıyordu. Evet. Çünkü yüzü dönük hem penetre edebiliyor hem üçlük atabiliyor. Siz de böyle bir sorun yaşamıştınız. Yani bu maça göre değişen avantajlar ya da dezavantajlar olabiliyor. Yani kolejin de şu an ligde ligi 3. olarak bitirdiğini de düşünürsek yani genelde bu sistemde başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hepimiz konuştuk, hepimiz doğru şeyleri söyledik. İki tane şey ortaya çıkıyor. İki tane birbirine zıt takım oynuyor basketbol şimdi. Bir tanesi hızlı, ikisinde birbirine karşı matchup sorunu var. Bir takım uzun, bir takım kısa, içeriden ağırlıklı, bir takım dışarıdan ağırlıklı. Şimdi göreceğiz. Kim tur atlayacak? Evet, orada belli olacak. Hangisi geçerli basketbol? Orada belli olacak. Konuştuğumuz 3 seride çok enteresan ve yani Fenerbahçe Galatasaray zaten her zaman enteresan ama Paşabahçe Nasaş'ın bu sene yaşadığı büyük mücadeleler. Burada da çok enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Apayrı yapıda iki takım. Evet. Ben bir şey daha eklemek istiyorum yalnız. Evet. Kolej takımı devamlı bu oyunu kullanıyor. Devamlı böyle oynuyor. Çukurova her zaman kullanmıyor. Yalnız Çukurova takımı acaba bu içerideki avantajını kullanabilecek mi? Problem orada. Eğer kullanırsa çünkü inşallah yani kullanırlar bilmiyorum. Kullanıldığı takdirde örneğin bir Harun Ömer'i falan tutması çok zor. Yani, aynı şey Shelton Jones için de geçerli. Çünkü sırtı dönük topu aldığı zaman hatta iki kişi ya da en az bir kişi yardıma gelmediği zaman turnikeye kadar çok rahatlıkla gidiyor ama yani Çukurova şu anda içeriden mi oynuyor, dışarıdan mı oynuyor belli değil. Hızlı mı oynuyor, işte yavaş mı oynuyor da belli. Oyunsuzluk dediğim şey o yani. Şimdi bütün sezon belli değildi. Yani belki playoff'ta belli olacak. İşte orada belli saklamış olursa. Saklamış da olabilirler kendileri. Evet. Bazı şeyler de her zaman belli olmaz. Evet. Yani, saklamış olabilir yani. Bu da bir cinlik mesela. O zaman Aydan böyle bir şey yapmış olamaz ya. Aydan abi. Evet olabilir. Değil mi? Ben bir takım sebebi birden de playoff'ta bambaşka bir takım. Başka bir takım çıkabilir. Gelelim son seriye Efes Pilsen Tofaş. Kaptan Tofaş olduğu için seninle başlayalım. Sezon içinde iki kez karşılaştınız. 86-78 Efes Pilsen kazandı ve 82-79 Tofaş kazandı. Evet. Efes güçlü bir takım. Etkili uzunları var. Doğru. Sizin de etkili uzunlarınız var. Evet. Onların guard sorunu var. Sizin de gerçi Tolga 2 senedir gayet iyi oynuyor evet. Ama guard pozisyonunda zaman zaman zorlanıyorsunuz. Nasıl bir yorum getireceğim bu seriye? Şimdi biz guard pozisyonu zorlanmıyoruz. Önce onu açıklayayım. Bence zorlanıyorsunuz. Şimdi zorlanmıyoruz çünkü şu bakımdan zorlanmıyoruz. Biz Tolga ile çok uyumlu basketbol oynuyoruz. Tolga ile uyumlu oynandığı içindir ki zaten herhalde geçen sene final oynamaya başarısını gösterdik. Tabi denebilir ki bu sene Tofaş niçin o zaman sezonda parlak değildi. Başımızdan çok büyük sakatlıklar geçti. Pit'in gözü kör olma tehlikesi atlattı. 4 sefer ameliyat oldu. O gitti, yerine başka bir Amerikalı geldi. Sonra geçen sene kadrodan Fatih gibi bir oyuncu ayrıldı vesaire. Yeniden bir oluşum. Ben oynamadım bu sene, hep yedektim. Sen Murat ameliyat oldun değil mi? Ben de ayak bileğinden ameliyat oldum. Murat adapte oldu. Esasında geçen sene kadroya göre 3 oyuncunun sezon başında, sonradan 2-3 oyuncunun yine duruma göre değiştiğini görüyoruz Tofaş'ta. Ve Tofaş bu sezon başında böyle önce bir çok kötü bir başlangıç yapıp ikinci devrenin ortasının başından sonra da çok başarılı performans göstererek 5.'liğe kadar yükseldi. Şimdi bu Tofaş için Tofaş'ın gücünü gösteren bir olay. Efes Pilsen de kadro olarak hakikaten çok değerli elemanlardan kurulu. Senin de dediğin gibi içerisi güçlü. Bizde de içeride onların gücüne karşı. Kenny Green son zamanlar çok iyi oynuyor. Çok daha iyi oynuyor. Evet. All-Star maçından bu yana çok iyi oynuyor. Süper oynuyor yani. Kenny Green'e, Tamer'e karşı işte bizde Murat, Pit, ben, orada Oktay işte 3. kişi olarak içeride denk güçlerin olduğu, dışarıda da denk güçlerin olduğu bir kadro. Yalnız ben kendimizi biraz daha avantajlı görüyorum. Çünkü doğal. Çünkü ben Tofaş'ta oynuyorum, Tofaşlıyım. Tofaş'ta bu turu geçecek. Neden böyle söylüyorum? Çünkü biz Tofaş olarak kazanmaya başladığımız günden beri, yani Fenerbahçe'yi yendik ve birdenbire böyle şimşekler çaktı. Böyle mi oldu? Biz birdenbire artan bir güven mi geldi? Güven. Zaten bekliyorduk öyle bir olayı. Yani biz birisini yenmemiz lazım. Yeneceğiz, kendimize geleceğiz filan. O işte Fenerbahçe'ye arka arkaya bir kupa maçında Fenerbahçe'ye eledik. Arkasından öncelik maçı mıydı? Hatırlamıyorum. Öncelik maçı. Öncelik maçı mıydı? O bize çok büyük bir güven verdi ve o güvenden tempomuzu da arttırarak playoff'a kadar geldik. Şu anda biz playoff'a hazır vaziyetteyiz. Ve Efes'le eşleştik. Bence ilk maçın Bursa'da olması da bizim için bir avantaj olacak. O maçı kesin kazanıp o farkı da İstanbul'da koruma ve hatta İstanbul'da işi bitirmek, yani 2-0 turu geçmeyi hayal ediyorum. Ben tabii Efe Aydan olarak. Bütün takım arkadaşlar aynı liste. Diğer konuklara bu fikirlerini soracağız. Ve mesela Tofaş Efes 2 maç yaptık. Bir tanesinde biz Amerikalısız oynadık. Hiç Amerikalımız yoktu. O maçı 86-78 kaybettik. Ve gerçekten çok iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. İkinci maçta da gerçekten çok zorlanarak kazandık. Çünkü Kenny Green orada çok ağırlıklı ve iyi bir basketbol oynamıştı. Bütün bunlara rağmen ben Efes maçında kendimi şanslı görüyorum. Yani Tofaş'ı şanslı görüyorum. Lütfü? Tabii yavaş erler şimdi Efes ve Tofaş birbirine çok benzeyen iki takım. Yani diğer eşleşmelerde takımlar arasında çok farklılıklar var. Ama Efes ve Tofaş'ta benim fikrim bu. Çok fazla fark göremiyorum. Amerikalıları ikisi de takıma katkısı çok fazla olan oyuncular ve koşan uzunlar. Top kesen, rebound alan. İki takımın da Türk uzunları var. Koşmayan uzunlar. Doğru. Biri koşmuyor, biri eskiden koşardı. Eskiden koşardı, şimdi koşmuyor. Evet. Ama ben zaten fazla oynamıyorum yani. Ben Murat'ı bekliyorum. Evet. Ki Murat koşan bir oyuncu. Aslında ben biraz Efe abiye şaka olsun diye söyledim bunu. Tabii Murat ve Nihat hem sırtı dönük oynayabilen hem posttan yüzü dönük oynayabilen oyuncular. Dış oyuncular da Tofaş ve Efes'te birbirlerine benziyorlar. O yüzden benim ilk söyleyebileceğim şey bu maçın 3. maça kalacağı. Hepiniz politikaya giriyor. Bununla birlikte iki takım da aslında özellikle Tofaş sene başından bu yana sorunlu günler geçirdi. Amerikalısını değiştirmek zorunda kaldı sakatlığı yüzünden. Sonra Pete dönünce gerçekten Pete Tofaş'a çok faydalı bir oyuncu. Bir anda diğer oyuncuların da katkısı var tabii ama böyle sihirli değnek değmiş gibi bir galibiyet serisine başladı Tofaş. Ama bu tip sonunda Tofaş iyi bir yerde ligi bitirdi. Bu tip aksilikler her takımda olabiliyor. Yani ben Galatasaray'da sezon açılışından bu yana bugüne kadar aksilikler ve şanssızlıkları anlatsam bir roman yetmez. Ama böyle aksilikler, şanssızlıklar sonunda playoff'a geliniyor. Bu sistemin de özelliği bu işte. Yani şu anda Tofaş iyi durumda. Efes Pilsen de iyi durumda. Benzer şeylere, yani belki çok ağır sakatlıklar falan olmadı ama onların da Altar'ın oyun kurucularının ilik kanında. Evet. Onlar da benzer şeyler yaşadılar. Koç değiştirdiler. Ama şu anda Fener maçından bu yana tahmin ediyorum Efes Pilsen de iyi basketbol oynuyor. Onlar da iyi durumdalar. Çok çekişmeli bir seri olacak. Kim geçer? Topaş. Etkilemiş. Yorum yok galiba. Yorum yok. Lütfen eski kulübü Efes Pilsen, evet. Galatasaray'dan önce sen de yanımda oturuyorsun. Evet, evet. Ondan yorum yok. Gerçekten cevaplaması zor bir soru. Ama bana biraz daha Efes ağır basıyor gitmeye geliyor. Sakin ol. Levent sen de eski bir Efes Pilsen. Ben önce şeyi söyleyeyim, yani biz ne güzel takılmışız ki kimle oynasak düzeltiyoruz. Doğru abi, gerçek. Güzellik yapıyoruz yani işte böyle. Lige heyecan getiriyoruz. Heyecan getiriyoruz, güzellikler yapıyoruz. Neyse, Tofaş takımı çok iyi bir takım. Biz geçen sene de finalde çok zorlandık. Gerçekten iyi kadroya sahip. Efes Pilsen takımı, Tamer bence anahtar oyuncu. Yani Tamer ağır basarsa işler değişebilir. Öbür türlü ben Tofaş'ı ağırlıklı görüyorum. Bu arada ben o maçları inşallah aynı gün olmaz seyretmek istiyorum. Kenny Green ve Pete Williams'ı mücadelesi çok görmek istiyorum. Yani ikisi de çok iyi oyuncu. İnşallah Pit'te, yani Pit'in iyi olduğu zamanlar Pit'i seyretmek zevktir. Kenny Green hep bir averajda oynuyor ama Pit'in iyi olduğu zaman zannediyorum ki iyi bir Pit herhalde Kenny Green'e ağır basacaktır. Ama Kenny Green hep istikrarlı oynuyor. Ben o yönden biraz şüpheliyim. Bunda bir anahtardır. Geri yönlerini ben Tofaş'la Efes bir sene eşit gibi görüyorum. 1-1 olacaktır. Sayı farkı da bence finale çıkanı gösterecektir. Efes Pilsen Tofaş SAS serisi için sen ne diyeceksin? Şimdi Tofaş gerçekten biz oynayana kadar Beşiktaş maçından önce 7 maç üst üste kazanmışlar. Yani ikinci yarıda 2 veya 3 mağlubiyetleri var. O da Tofaş'ın ne kadar iyi bir form düzeyine geldiğini gösteriyor. Tofaş gerçekten bizim maçta da çok iyi bir oyun oynadı yani. Playoff'a hazır gözüküyor ama Efes Pilsen de çok enteresan bir takım. Efes Pilsen'in kısaları diyeceğim öyle enteresan ki bazen çok süper bir oyun oynuyorlar fakat olmadık zamanlarda da çok büyük hatalar yapıyorlar. Ömer rahat değil mi? Can kulağıyla dinliyorum. Hata almak ister misin? Fena olmadı aslında. Eğer Efes Pilsen'in kısaları, yani Tofaş'ın bence kısalarla büyük bir problemi yok. Yani Efes Pilsen'in kısalarının performansı gerçekten maça yön verecek diyeyim. Onun yanı sıra ben Pete Williams ve Kenny Green'in çekişmesi için de bir şey söylemek istiyorum. Yani Kenny Green bence Türkiye 1. Ligi'nde Larry Richard'dan sonra potaya arkası dönük topu aldığında en etkili oyunculardan biri. Onun bir avantajı daha var. Savunmada da çok blokçu bir oyuncu yani. Pete Williams da ona benzer bir oyuncu ama ben biraz daha skorer görüyorum yani Kenny Green'i arkası dönük ofens olarak. Bir de All-Star maçında Ankara'da siz ikiniz aynı takımda oynadınız ve çok da iyi oynadı. Çok da müthiş bir şov yaptınız yani. Şeye çok yatkın bir oyuncu yani, hızlı oyuna da yatkın bir oyuncu. Ben gene bir şey söyleyemeyeceğim yani. Favori söyleyemeyeceğim. Daha söylemek istiyorum. Pete Williams'ın Tofaş'ın bir oyunu var. Bizim gerçi Larry'e karşı kullanıyorlar. Kenny Green'e karşı da %100 kullanacaklardır. Efesler duymasın. Pete Williams'ın en büyük özelliği diğer rakibin uzunluğuna karşı yüzü dönük, daha çabuk ve güzel bir fake'i var. Sağa doğru gidip soldan gidiyor. Yani bence bu hücumda da Pete Williams Kenny Green'e karşı çok üstün. Herkesin kendi fikri var. Peki evet. Şimdi birinci tur eşleşmelerini bitirdik. Vaktimiz de azalıyor. Şampiyon kim olacak? Finali kim oynayacak? Çok kısa. Orhun'dan başlayalım. Çünkü sen yine en fazla şeyi söyleyeceksin. Seni sona bırakalım. Evet Orhun. Ya onu bunu bilmem ama biz şampiyon oluruz diyorum yani. Güzel söyledin. Finali kimle oynarsınız? Vallahi fark etmez. Kim olursa oynarız. Peki. Levent? Benim şahsi tahminim, lig başından beri soruluyor bu soru. Fenerbahçe, Paşabahçe. Ama hiç bu sistemde belli olmaz yani. Her an sürpriz olabilir. Lütfü çok düşünceli. Yok, sıramı bekliyordum. Daha önce yapılan böyle bir ankette bütün sporculara, basketbol adamlarına finali kim oynar, kimi istersiniz falan gibi sorular sorulmuştu. Benim cevabım işte finali Galatasaray Fener oynar, Galatasaray'da şampiyon olur demiştim. Ama çok erken karşılaştık, şartlar öyle gerektirdi. Yani çok zor kesin bir şey söylemek, zaten kimse de söyleyemez ama... İkimizden birisi oynasın. Kadrosu daha geniş olan takımlar daha avantajlı. İşin gerçeği de o. Evet. Şöyle bir an takımlara da baktığımızda bu 8 takım arasında birincilikle dördüncülük arasında yer almış takımların biraz daha kadro avantajı, hatta 1 ile 5 de diyebiliriz de 1 ile 4 biraz daha şey görünüyor sanki. Biraz daha kadro avantajları var gibi görünüyor. Ama gerçekten bu sistemde kesin bir şey söylemek imkansız, bir şey söyleyemeyeceğim ben. Ve söylemiyorsun. Evet, evet kaptan. Tofaş kimle oynayacak? Tofaş oynayacak. Tofaş oynayacak da kimle oynayacak? Şimdi Tofaş Fenerbahçe'de oynayamayacak. Evet. Çünkü şayet ben Tofaş oynayacak dersen Fenerbahçe ikinci turda geçmemiz lazım. Paşabahçe mi kaptan? Final oynayamaz. O zaman Paşabahçe'de 3-4 oynarsınız kaptan. 3-4. Hayır bir dakika şimdi. Siz geçersek sizle karşılaştık. Yani siz de şayet geçersiniz tabii. Ben şimdi Galatasaray'a burada şey yapmak istemiyorum. Yani şayet Galatasaray Fenerbahçe galibiyle karşılaşırsak iki rakip gidiyor. Öbür taraftan Paşabahçe geliyor. O zaman Paşabahçe ile karşılaştık. Tofaş Paşabahçe diyorsun. İnşallah. Şampiyon da Paşabahçe. Tabii yok, o kadar yorum yapmıyorum. Ben biz final oynuyoruz. Ciddi misin? Evet. Peki. Siz final oynuyorsunuz. İnşallah. Peki şimdi programı bitirmeden önce bir de Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek olan 14-16 Nisan tarihleri arasında çok güzel bir olay var. Avrupa Final Four'u bu sene İstanbul'da oynanacak. Ve Abdi İpekçi spor salonunda oynanacak maçlar. Ve iki İspanyol, bir Yugoslav, bir de İtalyan takımı geliyor. Ayrıca bu Final Four'a Efes, sen bu sene şimdi jübile yapacaksın. Bu sene son sezon. İlerisi için antrenörlük falan düşünüyor musun, yoksa menajerlik, idarecilik? Menajerlik gibi olacak galiba Topaş'ta. Valla NBA'in evet. Dünya Coaching Kliniği var. Evet. O tarihlerde 14 ve 16 Nisan arası Hubie Brown, Bill Walton, Calvin Murphy ve Jack Ramsey geliyor. Evet. Ve bu klinik Türk antrenörlere ücretsiz ve 3 gün sürecek. İstersen sen de gelip bir bakarsın. Esasında gelip seyretmek lazım hakikaten. Yalnız tabii maçlar ne gösterecek? Şimdi demin işin esprisini yaptık, o finale kaldık falan da. Gerçekten maçlarda şayet tur geçersek en yoğun günler olacak. O tarihlerde bizim tamamen yoğun bir şekilde antrenman yapma sürecimiz. Ve biz Bursa'da olduğumuz için senin için belki... Benim için biraz zor olacak ama hakikaten çok isterim yani. Yalnız dediğimiz gibi Türk antrenörlerine ücretsiz, sadece kliniğe gelirken antrenörlük ve kimlik kartı getirmeleri yeterlidir. Ayrıca gazetelerde önümüzdeki günlerde daha geniş bilgi olacak bu antrenörlük semineriyle ilgili. Şimdi programımızın sonuna geldik. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Hepinize de iyi şanslar dileriz. Teşekkürler. Sağ olun. Ve İngilizce bir deyim vardır. Let the best team win. En iyi takım kazansın. Evet. Öyle olacak. Programımız bu kadar. Haftaya tekrar Show TV'de görüşmek üzere. Ben Murat Muratanoğlu. İyi akşamlar sevgili basketbol severler. Perşembe günü üçüncülük için karşı karşıya gelecek. Evet, Türkiye'nin en büyük spor salonu Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşma biraz sonra başlayacak. İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu